Buyurun. Kudret Bey evde mi? Kudret Bey yok şu an. Ne zaman gelir? Bilemem. Buyurun. Hayırdır? Sen git tamam. Peki. Kudret Çınaroğlu ile görüşmemiz gerekiyor. Kendisine birkaç sorumuz olacak. Mesele nedir? Kendisi elin mahzarı ateşli silahla vurmaktan aranıyor. Ha? Ne? Sanırım kendisi eve dönmemiş. Nasıl ulaşabiliriz Kudret Bey'e? Ben kendisine ulaşmaya çalışırım. Sorgulamadan kaçtığı müddetçe başı daha büyüklerde girecektir. İletirseniz memnun olurum. Sizden haber bekliyorum. Tamam. Ben size dönerim. Geçmiş olsun Bulut Bey. Olayın nasıl geliştiği hakkında bilgi almak için rahatsız ettik sizi. Kudret Çınaroğlu ile bir düşmanlığınız var mıydı? Düne kadar yoktu. Anlaşılan Kudret Bey'in asıl hedefi sizmişsiniz. Kız kardeşiniz bir kaza kurşununun kurbanı olmuş. Evet. Ama ben kendisinden şikayetçi değilim. Üzgünüm. Bunu ciddiye alamayacağım. Bu artık bir kamu davasıdır. Olay bir yaralanmayla sonuçlanmamış bile olsaydı... Yine de meskun mahalde ateşli silah kullanmak suçtur. Peki Kudret Bey'le şu arazi meselesi? Bakın, Kudret Çınaroğlu ile hiçbir husumetim yoktu. Söyleyeceklerim bu kadar. Kardeşim şu an ölümle pençeleşiyor. İzninizle. Tekrar görüşeceğiz, geçmiş olsun. Onlardan önce bizim bulmamız gerek Kudret'i. Onun cezasını kimseye bırakmam. Şu düştüğüm hale bak. Allah'ım, aşkın mükafatı mı bu? Vazgeçmeyeceğim Berivan. Ne senden, ne sevdamdan vazgeçmeyeceğim. Çınaroğlu! Neredeysen çık, teslim ol! Komiserim, çıkmaz sokak burası, kimse yok. Gidelim, yürüyün. Merkez, Kudret Çınaroğlu eski hükümet konağının orada görüldü. Şu anda takipteyiz. Çıkmaz bir sokakta izini kaybettik. Ekiplere bildirirsin. Hadi be Cihan. O kadar zor mu senden istediklerimi yapmak? Polise haber vermiş. Kardeşim mi? Kardeşim düşmanım mı? Şerefsiz! Bunu ödeyeceksin Cihan. Halıkta gözü varmış hayvanın. İkiniz bu taraftan. Siz benimle gelin. Sen içeriye, sen de. Sen benimle gel.